أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Gözüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Bu Kur'ani dua ile bugünkü dersime başlıyorum sevgili Kur'an dostları. Bugün muhteşem Kur'an ülkesinin yepyeni bir sitesini birlikte ziyaret edeceğiz. Bu site En'am ismini taşıyor. Bu isim büyükbaş hayvanlar, sığırlar anlamına geliyor. Ki bu sure ismini içerisinde yer alan 136 ve daha sonraki ayetlerde Mekke müşriklerinin bir takım hayvanlara kutsallık atfetmelerine, onları dokunulmaz kılmalarına, bir takım hurafeye dayalı inançlarla Allah'ın insan kullanımına sunduğu, helal kıldığı varlıkları İnsan kullanımının dışına taşımaya, matuf şirklerine, davranışlarına bir itiraz, bir eleştiri olarak gelen ayetlerden alıyor sure ismini. Bu sure farklı bir takım görüşler olsa da Mekke döneminin son yıllarına ait bir sure. Bu farklı görüşler surenin tamamına ilişkin değil. Surenin içerisinde birkaç ayetin medeni olduğu yönünde görüşler ama ben surenin bir bütün olarak ki konusuna baktığımızda bunu anlıyoruz. Bir bütün olarak Mekke döneminin sonlarında indiğini düşünüyorum. Surede leitmotif yani bir dip akıntısı gibi kendisini ele veren temel konu insan-Allah ilişkisi. Birçok surede olduğu gibi. Ki bu ilişkinin tevhidi yansıması. Onun için sure tevhidi işliyor. Ve tevhide aykırı davranışları kapsamlı bir biçimde eleştiriyor. İlle de bir kapıya adanması gereken ya da adanacak olan insanoğluna adanacağı gerçek kapıyı gösteriyor sure. Ki surenin en son ayetleri içerisinde yer alan ve biz Müslümanlara andımızı öğreten kul de ki ey Allah'la ilişkisini düzeltmek isteyen, eşya ile ilişkisini düzeltmek isteyen, kendisiyle ilişkisini düzeltmek isteyen insan de ki, inne salati, tüm talebim, salat, kelime anlamı olarak talep, istek, dua, arzu anlamına gelir. Tüm talebim, tüm arzum, tüm isteğim, ve nusuki, ve tüm ibadetlerim, ve mahyaya ve memati, hayatım ve ölümüm, lillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. İşte bu ilahi andı bize içirerek kapanır bu muhteşem Kur'an sitesinin kapısı. Onun için bu ayet, berceste ayet, eğer tabirim caizse, bu berceste ayet aynı zamanda tüm bir surenin dip akıntısını veriyor. Şimdi sureye geçebiliriz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel arda ve ce'alez zulümâti ven nûr. Her tür övgü, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. ثُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Buna rağmen hakikati inkar edenler Rablerine eş ilahlar olduğunu düşünürler. Surenin mesajına girerken yer alan bu ayet aslında surenin bir bütün halinde insana ilettiği mesajı da bünyesinde taşıyor. Ve diyor ki, göklerden ve yerden, karanlıkların ve aydınlığın yaratıcısından söz eden ayet diyor ki, Allah'tan bağımsız bir alan yoktur. Allah'tan bağımsız bir alan tasavvur edemezsiniz. Bırakınız aydınlığı, karanlığı dahi Allah'tan bağımsız düşünemezsiniz. Bu aynı zamanda zerdüştlüğün temelini de oluşturan ama o bölgede de Kur'an'ın indiği bölgede de yer tutan bir takım ikilikli yani dualist inançlara reddiyedir. Bu dualist inançlar İyilik tanrısı ve kötülük tanrısı diye varlığı ikiye ayırmışlardı. Kötülüğün yaratıcısını Zerdüştlük'te Ehrimen, iyiliğin yaratıcısını Ahuramazda olarak bilirlerdi. Farklı formlar adı altında bu inanç farklı coğrafyalarda bir takım salikler, mensuplar edinmişti, bölgede de edinmişti. Burada söylenmek istenen şu, Allah'tan başka bir fail yoktur. Bu manada siz hayatı, varlığı ikiye ayıramazsınız. Peki aslında karanlığı nasıl açıklayacağız burada? Burada karanlığı tabiatına bakarak açıklayacağız. Işığın, aydınlığın ve karanlığın Rabbi olması şu demektir, varlığın da, yokluğun da Rabbidir. Sizin için yok gibi gelen alemlerin de Rabbidir. Haddi zatında hiçbir şeyi ondan bağımsız değerlendiremezsiniz. Yoksa karanlığa, batıla, küfre, imansızlığa müstakil bir varlık çizmiyor bu ayet. Bu anlama gelmiyor. Çünkü karanlığın kaynağı yoktur. Aydınlığın kaynağı vardır. Karanlık diye bir şey aslında yoktur. Nasıl yoktur? Karanlık aydınlıkla tanımlanır. İşte onun için bir tek kaynağı vardır varlığın. Karanlığın kökü olsaydı, kaynağı olsaydı, o zaman karanlığın ayrı bir yaratıcısı olması gerekecek. Ama kaynağı olmaz ki karanlığın. Işığın kaynağı olur. Peki karanlık ne? Karanlık diye bir şey yok. Karanlık ışığın yokluğu halidir. Işık yoksa işte o duruma karanlık deriz. Yani karanlığı tanımlamak için bile ışıktan hareket etmek zorundayız. Işıktan hareket etmeden karanlığı tanımlayamazsınız. Anlayamazsınız. Onun için deriz ki ışığın yokluğudur. Yine ışıktan hareket ediyoruz. İşte küfür, karanlığın yüreğe yansımış halidir. İşte batıl, karanlığın hakkın karşısındaki tezahürüdür. İşte kötü, dalalet, sapıklık, hakikatin karşısındaki, hidayetin karşısındaki karanlık formlarıdır. Yani hidayetin yokluğu halidir dalalet.
İmanın yokluğu halidir küfür. Onun için imanın olduğu bir yerde küfür durmaz. Tıpkı ışığın olduğu bir yerde karanlığın durmadığı gibi. Bu nedenle varlığın kökeni tektir. Işıktan yola çıkarak anlarız karanlığı. İyiden yola çıkarak anlarız kötüyü. Güzelden yola çıkarak anlarız çirkini. Haktan yola çıkarak anlarız batılı. İmandan yola çıkarak anlarız küfrü. Burada söylenmek istenen bu ebedi ve ezeli, çağlar ve zeminlerde değişmeyen hakikattir. Aynı zamanda bu ayet, Resulullah'ın bu ayetlerin indiği dönemdeki ruh halini de yansıtıyor. Ruh haritasını da çiziyor. Unutmayın, Mekke döneminin sonundayız. Artık ayrışma noktası. Artık bir dönemin bitip bir başka dönemin başlama noktası. Artık muhalefetten iktidara geçiş noktası. İktidarın eşiğinde bir peygamber. Ama acının da zirvesinde. Kendi halkı tarafından boğulmaya çalışılan bir nebi. İşte böyle bir ruh haritasını çiziyor. Ve Nebi'nin ruhuna bir efilti, bir rahatlık sağlayan ayetler bunlar. Aynı zamanda geleceğe de bir atıf. Nebi'ye söylenen şu, onlar yok hükmündedir. Onlar karanlıktır. Sen ışıksın. Sen doğunca onlar yok olacaklar. Göreceksin. Hakikaten de. Öyle olmadı. Mekke'nin ufuklarında Muhammed Aleyhisselam doğduğunda o kendisini ülkesinden gözyaşları içerisinde kovalayan insanlar çok geçmeden birkaç ay içinde hiç yok gibi olacaklardır. Ve bölgede şirkin adı kaldı. Ve hala adı kalmamıştır. Karanlıktı, bir kez gömüldü ve bir daha da çıkamadı. Bu işte ışığın gücünü gösteriyor. Eğer güçlü bir biçimde aydınlatırsanız, eğer imanın nurunu taşa toprağa, yüreğe, zihne ciddi bir biçimde kazırsanız, bu sadece kazıdığınız nesille sınırlı kalmaz. Nesilden nesile, coğrafyadan coğrafyaya akar, genişler ve çoğalır. Huvellezî halakakum min tînin, thumma qadâ ecelen. Odur sizi balçıktan yaratan, sonra bir ömür tayin eden. Ve ecelun musemmâ inde, yalnızca onun bildiği bir ömür. Buradaki ömür tefsire muhtaç, ecel. Birçok müfessir bakıyorum tefsirlere ki bu tefsiri yaparken yaklaşık 42 tefsirden yararlanıyorum. Ama bazen hiçbiriyle ikna olmayıp kendi tefsirimi yapmak zorunda kaldığım birçok ayet oluyor. Onun için bu ayete de baktığımda kadim tefsirlerin hemen tamamı ferdin, bireyin ölümüne ilişkin olarak anlamış. Tabii bunun karşısında görüşler de var ki aslında o görüşler daha tutarlı. Ki tabiinden itibaren sanırım Katade'den gelen yine Ebu Müslim el-İsfahani'den gelen farklı görüşler. Ben buradaki ecelin fert eceli, birey eceliyle hiçbir alakası olmadığını görüyorum. Çünkü ayet bireyle ilgili değil. Ayet, huvellezî halakakum min tîn. Odur sizi balçıktan yaratan diye başlıyor. Sizden kasıt bir fert değil burada. İnsan soyundan söz ediliyor burada. Yeryüzündeki insan varlığından. Onun için buradaki ecel de yeryüzündeki insan varlığının sonu. Ona delalet ettiğini düşünüyorum ben buradaki
ecelin. Onun için bu manada okursak, yeryüzündeki insan varlığının sonu yalnızca onun bildiği bir ömürle mahduttur. ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ Fakat hala şüphe içinde bocalıyorsunuz. Tabii bununla söylenmek istenen nedir? Ey insan, yeryüzündeki varlığın sonsuz değil, ebedi değil. Yeryüzündeki varlığın ebedi değilse insan soyunun varlığı, senin varlığın hiç değildir. O soy içerisinde sadece bir kişisin. Soyun bile ebedi değil. Ya neye karşı böbürleniyorsun? Yeryüzünde insan varlığını, insan Allah'a borçludur. Varlığını dahi borçlu olduğun Allah'a nasıl küstahça davranıyorsun? İşte söylenmek istenen bu. Ve huve Allahu fi's-semawati ve fil-ard. Ve tam söyleyeceği sözü getirdi Kur'an. Oysa o göklerin de yerin de Allah'ıdır. Net bir biçimde mana verdim. Aynen. O göklerin de yerin de Allah'ıdır. Buna yakın formlarda çok ayet gelir de bu kadar açık ayet sadece burada gelir. Göklerin de yerin de Allah'ıdır formuyla. Neden böyle? Böyle bir formda bir cevap gelmesi için daha önceden bir tereddüdün, bir sorunun sorulmuş olması, bir problemin olması lazım. O problemi gelen cevaptan çıkarabiliriz. O problem, göklerin Allah'ısın, buna inanıyoruz da, yerlerin Allah'ı olduğun konusunda kuşkumuz var diyen birileri var. İşte onlara bir cevap. İşte onlara bir cevap. O sadece göklerin değil, yerin de Allah'ıdır. Yani sadece sizin varlığınızı ortaya çıkarmakla, sizi yaratmakla kalmadı. Sizi yarattıklarını aynı zamanda yönetme, aynı zamanda terbiye etme hakkını da kendisinde taşıyor. Onun için Allah faal bir Allah'tır. Yani sürekli iş başında. Kulle yevmin huve fî şe'n. Sürekli iş başında bir Allah'tır. Yani sofistlerin tanrısı gibi emekli olmuş bir Allah değil. Sürekli iş başındadır. Onun için faalul lima yurid. İstediği gibi davranmaya devam ediyor. İstediğini yapmaya devam ediyor. Bu çok önemli. Onun için müşrikler Allah inancına sahip idiler. Allah'a iman ederlerdi ama onları müşrik yapan şey uzak bir Allah inancıydı. Hayattan Allah'ı dışladığınızda, yaratıcıyı dışladığınızda, yaratıcıdan bağımsızlaştırdığınız yere yeni bir yaratıcı bulmak zorundasınız. İşte şirk böyle çıkar ortaya. Şirkin süreci şöyle gelişir. Bir, üç süreç vardır. Bir, önce bir alanı yaratıcıdan bağımsızlaştırırsınız. Birinci adım budur şirkte. Bir alanı yaratıcıdan bağımsızlaştırırsınız. Yani Allah'ın bu alanla ne alakası var dersiniz. Oranın ilgisini, Allah'la olan ilgisini kesersiniz. Tasavvurunuzda tabii, gerçekte kesemezsiniz. Tasavvurunuzda. Ondan sonra ikinci adımı atar. Böyle bir şirk düşüncesi. O ikinci adım nedir? Allah'tan bağımsızlaştırdığı alana müdahale edecek birini atamak. Onu düşünür. Üçüncü adım zaten kendisi gelir. O müdahale edecek birini atadıktan sonra ona ilahlık vasfı yakıştırır artık. Artık o alanın tanrısıdır. Tabii ki tasavvurda, gerçekte yok. İşte bu insanın kendi kendisini aldatışının zirvesidir. Ve Allah bu suçu affetmiyor. Çünkü insan kendi kendisine karşı işliyor bu büyük cinayeti. Görüyorsunuz. Ve bu cinayeti işlerken yaratıcısına ihanet ediyor, kendisine ihanet ediyor ve eşyaya ihanet ediyor.
varlığa ihanet ediyor. Ya'lemu sirrakum ve cehrakum. Gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Ve ya'lemu ma teksibun. Dahası bütün işlediklerinizin farkındadır. Ve ma te'tihim min ayetin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ne zaman Rablerinden bir ayet gelmişse ondan yüz çevirmişlerdir. Aslında küfrün kadim tabiatını ele veren ayet bu. Küfrün yeni bir şey olmadığını, inkarın da bir geleneği olduğunu. Onun için bu ayete muhatap olan insanlar içinden bu ayetin taşıdığı mesajı inkar eden insanların çok orijinal bir şey yapmadığını ima ediyor. Yani siz ilk değilsiniz. Küfrün de bir geleneği var. Onun için yaptığınız da hiç orijinal bir şey değil. Ve tabii ki bir küfrün bir geleneği varsa, geçmişteki küfrün başına gelecekler de, gelmişler de vardı, onu da benden dinleyin diyor Kur'an. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرَضِينَ Ne zaman Rablerinden bir ayet gelmişse, ondan yüz çevirmişlerdir. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ Ve kendilerine gelen hakikati yalanlamışlardır. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Yakında onlar alay ettikleri şeyin ne olduğunu acı bir biçimde öğrenecekler. Demek ki küfrün tezahür biçimlerinden, değişmez tezahür biçimlerinden biri alaydır. Dört tezahürü vardır küfrün. Bir, hakikat karşısında suskunluk. Bu, hakikati görmezlikten gelme tavrıdır. Bu birinci tavırdır. İkinci tavır, hakikatle alay. Onu hafife alma. Onu küçümseme ve dalga geçme. Küfrün ikinci tavrı budur. Üç, hakikate karşı saldırı. Yani onu taciz etme, onu yıldırma, onu savunanları yıldırma. Dört, hakikatin varlığını hedef almak. Hakikatin varlığını nişan almak ve onu yok etmeye kalkışmak. Yok edilemeyecek, yok edilmesi mümkün olmayan gerçeği yok etmeye kalkışmak. Gerçeği yok etmeye kalkışan kendisi yok olur. Tarih bunun birçok örneğine şahittir. Onun için işte burada hakikate karşı inkarın o klasik dört tavrından bir tanesini görüyoruz. Alay. Neden alay ederler hakikate karşı? Alay gerçekte alay eden insanın özü itibarıyla kendisini ciddiye almayışından kaynaklanır. Yani hakikatle alay eden bir insan kendi gerçeğini ciddiye almıyor demektir. Peki sonuç nedir böyle bir alayda? Hakikatle dalga geçen bir insan kendisiyle dalga geçiyor demektir. Kendisini tahkir ediyor. Kendisini alaya alıyor demektir. Bu da insanın kendi kendisine yaptığı büyük bir zulümdür. Kendisini ciddiye almayanı Allah neden ciddiye alsın? Onun için tarih boyunca küfrün tezahürlerinden biri olan alayı bu ayetlerin indiği sırada müşrikler, Mekke ticaret toplumu da kullanıyormuş vahye karşı. O sebeple vahiy indiği ilk üs olan, vahiy üssünün ilk merkezi olan Resulullah'a diyor ki, hiç garip karşılama bunu. Daha önceki bir geleneğin devamıdır bu.
Onun için onlar alay ede dursunlar, onların alayları kendilerini gelip yakalayacaktır diyecektir. Hemen oraya geçelim. Elem yarav kem ehlekna min kablihim min karnin. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmezler mi? İlginçtir sevgili dostlar. Kur'an bu uyarılarla uyardığı Mekke ticaret toplumunu aslında bildikleri bir şeyle uyarmaktadır. Çünkü bölgenin insanı ticaret yaptığı için sürekli ticaret yolları üzerinden gelip geçmektedirler. Ve ilginçtir, onların ticaret yolları üzerinde geçmişte Allah'ın gazabına uğramış Semud kavmi, Ad kavmi ve Lut kavmi bulunmaktadır. Yemen'e ticaret yaparlar, Suriye'ye ticaret yaparlar, Filistin'e ve oradan Mısır'a ticaret yaparlardı. Bu üç yol üzerinde belaya uğramış üç örnek. Onun için Kur'an görmez misiniz diyor. Görmezler mi? Gözleriyle görüyorlar belaya uğramış o toplumların kalıntılarını. Aslında bu ille de çok olağanüstü bir bela olması gerekmiyor. Geçmiş uygarlıkların kalıntıları insana ibret verecek en büyük ders aracı değil. Bakın şu İstanbul'un surlarına. Bu surları yapan adamlar hiç inanırlar mıydı bir gün? Bir gün surları yaptıkları, kendilerine karşı sur yükselttikleri insanların ezanları bu surların dinleyeceği minarelerle komşu olsun. Bunu hesaba katmazlardı. Allah bunu hatırlatıyor. Sosyal bozulmaya uğrarsanız, Allah'a karşı savaş açmaya kalkarsanız, kalıntılara bakmanız yeterli. Hiç bitmeyecek sandığınız iktidarınızın yerinde nasıl yerler estiğini onlara bakarak görebilirsiniz. Onlar da imparatorluktu. Siz nesiniz ki? Sizden önce ne imparatorluklar geldi geçti, ne uygarlıklar kuruldu yeryüzünde. Ama bazılarının ismi dahi bilinmiyor. Birçoğunun yerinde yerler esiyor. Bazıları sadece müzede geziyor. Onun için ibret alın. Bu yeterli aslında. Mekkennâhum fil ardı mâ lem numekkin lekum. Onları sizi yerleştirmediğimiz verimli yurtlara yerleştirmiştik. Ve erselnes semâ'e aleyhim midraran. Üzerlerine semadan mütemadiyen rahmet göndermiştik. وَجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ Ayaklarının altından çağlayan ırmaklar var etmiştik. فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَاَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَر۪ينَ Sonunda onları günahlarından dolayı helak ettik ve onların yerine başka nesiller inşa ettik. Evet, ayette geçen karn birkaç manaya birden gelir. Hem zaman, hem o zamanda yaşayan nesiller, kuşaklar anlamına gelir. Ama en geniş anlamı bence uygarlıklardır. Uygarlıklar. Ne uygarlıklar geldi geçti yeryüzünden. Onun için içinde yaşadığınız bu insan neslinin ömrü içerisinde, İnsan destanının ömrü içerisinde çok kısa zamanlara tekabül eden, 250-300 yıl gibi kısa zamanlara tekabül eden Batı uygarlığı karşısında neden böyle yerlere yatıyorsunuz? Neden böyle teslimiyetçi bir tavır çiziyorsunuz? Bir gün onun da yerinde yerler estiğini göreceksiniz ya da sizden sonrakiler görecek. O halde tavrınızı neden gelip geçici olana göre ayarlıyorsunuz da kalıcı olana göre ayarlamıyorsunuz? Kalıcı olan, insanlığın değişmez değerleri olan İslam'ın ilkeleridir.
geçici uygarlıkların sahte değerleri değil. İşte aslında benim dikkati çekmem gereken, belki benim dikkatimi Kur'an'ın çektiği yer neresi biliyor musunuz? Yani bu ayetleri siz okuduğunuzda en dikkat çekici yanı nedir diye bana sorsaydınız, benim dikkatimi en çok çektiği yer şu: İnsan varlığını anlamlandırırken Kur'an, insana ne kadar geniş bir bakış açısından bakıyor. Ne kadar müthiş bir perspektiften bakıyor. Ben buna şaşıyorum. Hiçbir insan kendi hayatını düşünürken bu kadar geniş bir perspektiften bakamaz. Ancak Allah insana hatırlatır. Çünkü tüm insan varlığını başından sonuna gözünüzün önüne getiriyor ve küçük düşünmememiz gerektiğini, küçük şeylere üzülüp küçük şeylere sevinmememiz gerektiğini ve kendi özel hayatımız hakkında bir karar verirken insanın yeryüzündeki varoluşunu, geçmiş uygarlıkların başından geçenleri ve yine insandan sonra bir hayat olduğunu hiç aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini öğretiyor. Ben bu muhteşem geniş bakış açısını, Kur'ani perspektifi gerçekten hayran olunacak en büyük nokta olarak görüyorum. İnsana bundan daha muhteşem bir bakış açısını hangi metin verir? وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِاَيْد۪يهِمْ Eğer sana yazılı bir metin indirseydik ve ona elleriyle dokunmuş olsalardı dahi, demek ki böyle bir talep belirmiş toplumda, yazılı bir metin. Oysa ki Kur'an yazılı bir metin olarak inmedi. Hatırlayın, Kur'an sözlü bir mesajdır. Peygamberin yüreğine ilka olunmuş sözlü bir mesajdır. Yazıya sonradan aktarıldı. Ama diyor, eğer böyle bir metin olarak inmiş olsaydı ve ona elleriyle dokunsalardı, لَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينَ Ne derlerdi? İnkarda direnenler ısrarla bu apaçık sihirden başka bir şey değildir derlerdi. Görüyorsunuz değil. Küfrün tabiatı hiçbir çağda değişmiyor. Yine görüyorsunuz değil. İnkar ön yargıların en katısı, en mantıksızı, en korkunç. Onun için inkarcının ön yargısı gerçekten de yeryüzünün en sert madeninden daha katı bir duvardır. İnkarın kendisi bir ön yargıdır dostlar. Onun için münkirin Allah'ın kelamından anladığıyla müminin Allah'ın kelamından anladığı hiçbir zaman aynı olmaz. Şöyle bir soruyu sormak hakkınız. Peki inkar ön yargıdır da iman ön yargı değil midir? Hakkınız. Hemen cevap vereyim. İman ön bilgidir, ön yargı değildir. Kur'an'ın istediği iman bilgisiz olmuyor zaten. Onun için iman bir ön bilgidir, ön yargı değildir. İmansızlık bir ön yargıdır. Çünkü küfür cehalete dayanır, iman bilgiye. Marifet olmadan iman olmaz. Marifet, tanımadan bir şeye inanmamaktır aynı zamanda. İnandığınızı tanımaktır, bilmektir. Onun için iman bir ön yargı değildir, ön bilgidir. İman üzerine kurulursa vahyi anlama mantığı, işte o zaman doğru bir zemin üzerinde yükselmiş olur. İnkar üzerinde vahiy anlaşılmaz. Bilmem anlatabildim.
وَقَالُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ Bir de ona bir melek indirilseydi ya, derler. Talepleri bitmedi. Bu bir metin olarak indirilip ellerimizle dokunsaydık ya, diyorlar. Ona cevap verdi. Hiçbir şey değişmeyecekti, diyor peygambere. Aslında bu mesaj müminleredir. Bu talebi yapanlara değil. Küfrün tabiatını anlayın artık ey müminler. Yani onlar sizden absürt şeyler, olağan dışı şeyler istiyorlarsa, bu ikna olacakları yönünde bir çıkış olmayacak. Yani bununla onların ikna olacağını sanmayın. Niçin sanmayın? Bilgiyle ikna olmayan, bilgi dışı şeylerle ikna olur mu? Yani onlar vahy kendilerine, kendileri hakkında bilgi sunuyor. Vahyin amacı insanın mutluluğudur. Vahiy Allah'ı tanıtmaz. Vahiy insanı insana tanıtır. Vahyin tabii içinde Allah'ın tanıtımını yapan ayetler vardır, yer alır. Ancak vahyin bütün halinde konusu Allah değildir. Vahyin bir bütün halinde konusu insandır. Onun içinde sizi size tanıtıyorken vahiy, siz bununla yetinmiyorsunuz, olağan dışı şeyler istiyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Siz aklınız ve iradenizle hareket etmiyorsunuz. Çünkü aklınıza hitap eden vahyi bir tarafa bırakıp, hissinize hitap eden bir takım olağanüstü şeyler arıyorsunuz. O zaman ne olacak? Gelecek. Devam edelim. وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْزَرُونَ Ama eğer melek indirmiş olsaydık, iş bitirilmiş olurdu ve daha da fırsat tanınmazdı. Hatırlayın, daha önce tefsir ettiğimiz surelerde de yer alan uyarıdır bu. Aynı zamanda daha sonra tefsir edeceğimiz Ra'd gibi, Yunus gibi, Yusuf gibi surelerde de sık sık yer alacak uyarılardır. Nedir burada söylenen? Melek gelse yine inanmazlardı. Biraz önce söylediğim gerekçelerle. Bu kez ilahi yasa gereği erteleme yapılmaksızın ceza infaz edilirdi. Çünkü istenen mucizeler verildiği anda ceza da mucizenin ekine ilave edilerek gönderilir. Ceza, mucizenin faturasıdır. Evet, inanmadıkları anda kesilmiştir, fatura geri dönmez. Lut kavminin başına gelene bakın. Salih kavminin başına gelene bakın. Ad ve Semud kavimlerinin başına gelene bakın. O zaman anlarsınız. O sebeple peygamberler genelde toplumlarının mucize istemelerine karşı uyarılırlar. Bu örnekleri Resulullah bildiği için ısrarla mucize istemelerinin önünde durdu. Çünkü onların kendi kendilerini helak etmelerini istemiyordu. Yani başta mucize indirilmesine Resulullah karşıydı. Biliyordu ki onların helakine yol açacaktı. Onun için onların nesillerinden belki iman eden birileri gelir ümidindeydi. Ve mucize indirilince de arkasından ceza faturasının kesilip indirileceğini bildiği için Resulullah mucize taleplerini hep karşı çıktı. Ve Kur'an da zaten bu uyarıyı sık sık yaptı. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا Onu bir melek yapmış olsaydık, yine de onu adam kılığında gönderirdik. Belki ondan kasıt peygamber. Yani bize bir insan peygamber yerine bir melek peygamber gelmeli değil miydi? Sorusunun cevabı. Diyor ki Kur'an, onu bir melek yapmış olsaydık yine de adam kılığında gönderirdik. Racülen kelime anlamı olarak hem erkek hem er kişi, kadını da erkeği de içine alan yiğit anlamına gelir. Yani
galibiyet kuralı ilkesince de daha çok cinsiyet ifade etmeden kullanılır mecazi olarak. Yani insan anlamına kullanılır. Ama tabii ki içinde literal anlam olarak cinsiyet ifadesi de vardır. Bu da bir göndermedir. Müşriklerin yamuk bir inancına gönderme. Onlar melekleri Allah'ın kızları olarak görürlerdi. Oraya bir atıf yapıyor. İnce bir nükte bu. Ama söylemek istediği şey bambaşka. Diyor ki gönderseydik yine de insan suretinde gönderirdik. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ Böylece onları şimdi içine düştükleri şaşkınlığa yine düşürürdük. İşte asıl vurgulanmak istenen nokta bu. Nasıl? Mantıklı bir itiraz getiriyor Kur'an. İlahi kelam insan aklına hitap ediyor sevgili Kur'an dostlar. İnsan aklına. Bakınız. Aklınıza Allah'ın hürmeti var. İradenize Allah'ın saygısı var. Kendi yarattığı iradenize. Ve burada çelişkiye dikkat çekiyor. Mantıklı çelişkiye diyor ki melekler yasa gereği insan suretinde gelecekti. Çünkü kendi asli suretinde gelseydi hiç göremezdiniz. Onlar insan gözünün göremeyeceği, algılamayacağı farklı bir düzlemin yaratıkları. Eğer gelselerdi dahi yine sizin görmeniz için sizin mantığınıza göre, sizin görebilmeniz için insan suretinde gelecekti. Fakat bu sefer sizin amacınız yine gerçekleşmeyecekti. Çünkü yine mazeret bulacaktınız. Bunlar melek değil diyecektiniz. Bunlar da insan diyecektiniz. Tıpkı peygambere inanmadığınız gibi bir melek gelse ona da inanmayacaktınız. Çünkü mahiyetine bakmıyorsunuz ki siz bir şeyin. Sizin aranızda yaşayan ve Allah'ın aranızdan seçip ahlakıyla size nebi kıldığı Muhammed Aleyhisselam'ı fark edemediniz. Bu gözlemi melekleri fark edeceksiniz diyor aynı zamanda. Bu gözlemi fark edeceksiniz. Bu mantıkla mı? وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ Doğrusu senden önceki elçilerle de alay edildi. Üç önceki ayette de söz konusu edilmişti alay. Doğrusu senden önceki elçilerle de alay edildi. فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ Ama onlarla alay edenler, alay ettikleri gerçek tarafından kuşatılıp yok edildiler. فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ Alay ettikleri gerçek tarafından kuşatılıp yok edilmek. Biraz önce söylediğim ve söylerken atıf yaptığım yer burasıydı değerli dostlar. Vakıanın resmi çiziliyor burada. Mevcut vakıanın, ayetin indiği ortam çiziliyor. Ve gelecekte bir müjde veriliyor. Yani alay eden insanları alay ettiklerinin kuşatacağı müjdesi veriliyor. Burada Mekke'yi görüyoruz. Mekke'nin fethini görüyoruz. Burada Bedri görüyoruz. Burada Hudeybiye'yi görüyoruz. Hatta burada bugünü görüyoruz. Tabii bugünkülerde Kur'an'ın bugün kendisine nazil olduğu müminler de bu ayetleri okuyarak geleceği görmeliler. Geleceği. Sizinle alay mı ediyorlar? Alay ettikleri o şey bir gün alay edenleri kuşatacak. Hiç kuşkunuz olmaz. Hiç kuşkunuz olmaz. Hakikat değerini kendisini tasdik edenlerden alma. Hakikati kimse tasdik etmese bizatihi o yine değerlidir. Onun için hakikat değerini el haktan al. Allah'a kimse iman etmese o yine azizdir. Gerçek yine gelip sizi bulur. Ama hakikate inanırsanız, kendi varlığınızı anlamlandırmış olmaktan öte, Allah'la ilişkinizi düzeltirsiniz.
Bu da size mutluluk biçiminde döner. Vahyin de istediği nedir ki zaten? Kul siru fil ard. De ki, dolaşın yeryüzünde. Thummenzuru keyfe kâne âgibetul mukezzibîn. Sonra görün gerçeği yalanlayanların akıbeti ne olmuş. Geçmiş uygarlıkların kalıntıları dahi yeter demiştim ya biraz önce. Onlar ibret almanız için yeter de artar bile. Kul limen ma fis semavati vel ard. Burada varlığının kevni ayetlerine dikkat çekiyor surenin ilk ayetinde olduğu gibi. De ki, kime aittir göklerde ve yerde olan her bir şey? Sor onlara. Neden böyle bir soru sık sık gelir Kur'an'da? Göklerde ve yerde ait olan her bir şeyin sahibine neden dikkat çekilir? Şunun için. Ey insan! Senin de aranda bulunduğu varlık kategorisinin tamamının mülkiyeti Allah'a aittir. Ama sen neden bu kadar Allah'a karşı biganesin, hainlik yaparsın? Neden evrensel koroyu bozuyorsun? Neden çatlak ses çıkarıyorsun? Bak, o koroya sen de katıl ve uyumu sağla. Kozmik uyumu sağla. Yoksa kozmosta bir kaos teşkil edeceksin. Kaos? Sen kaybedersin. Kaostan kim kaybeder? Sen kaybedersin. Yani kozmik anarşist olma diyor. Kozmik terörist olma. Allah'ın da bir terör tanımı var. Bir anarşi tanımı var. Ve kozmik uyumu bozanı Allah kendi listesinde kozmik terör elemanı olarak niteler. İşte onun için hatırlatır göklerin ve yerin ve o ikisi arasındakilerin kime ait olduğu gerçeğini. Kul lillahi كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Evet. De ki, Allah'a aittir. Allah'a aittir. Öyle bir Allah'a aittir ki, kendisine rahmeti prensip edinmiş olan Allah'a. Bu cümlenin böyle bir sorunun ardından gelmiş olması çok enteresan, çok manidar sevgili Kur'an dostları. Kendisi için rahmeti prensip edinen Allah'a aittir. Burada ve 54. ayette gelir. Bu form çok ilginçtir. Ayrıca bir de sebekat rahmeti kulle şeyi. Araf suresinin 156. ayetinde yer alan bu ayette rahmetin her şeyi geçmiştir, kuşatmıştır anlamı var. Ne demek? Niçin Allah kendisini böyle tanıtıyor? Allah'ın sıfatları içerisinde, özellikleri içerisinde, nitelikleri içerisinde tabir caizse baskın sıfat rahmettir. Gazap değil. Onun için rahmeti gazabını geçmiştir. Onun için rahmeti kuşatmıştır her şeyi. Ve o rahmet sayesinde varlık vardır. O ayetin, o cümlenin yer aldığı ayetin ilk cümlesini de birlikte okuyun. O zaman neden varoluşun varlığı gündeme getirildi onu anlarsınız. Yani neden var ettim yeryüzünü, gökyüzünü ve insanı biliyor musunuz? İşte bu sorunun cevabıdır bu. Rahmetim dolayısıyla. Var etmekle rahmet ettim. Merhametimi göstermek için var ettim. Rahmetimin bir eserisiniz sizler diyor. Bu çok önemli. Onun için rahmet, tüm şefkat, muhabbet, acıma, hürmet
ve sahip olma, sahip çıkma, onu koruma, onu kollama anlamlarını içerir. Aynı zamanda rububiyeti de rahmetinin bir gereğidir. Rab oluşu. İnsana acımıştır, insanı sevmiştir, insana merhamet etmiştir de onun için terbiye etmiştir. Bu önemli. Var etmek rahmetin bir tezahürü. Varlık içinden seçip can vermek ikinci tezahürü. Canlılar içinden seçip şuur vermek üçüncü tezahürü. Şuurlar içinden seçip irade vermek dördüncü tezahürü. İradeliler içerisinden seçip iman vermek beşinci tezahürü. Bu kadar rahmet etsin de şükretme. Yani böyle bir durumda 5 kere Allah İnsanın belasını verse haksız mı? Ama 5 kere vermez. Niçin? Rahmeti, gazabını geçmiştir de onun için. Döner döner 5000 kere affeder. İşte onun için. O rahmet dolayısıyla. لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Bir gün mutlaka gelecek olan kıyamet gününde elbet hepinizi bir araya toplayacaktır. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Kendisini kaybeden kimselere gelince işte onlar artık iman etmezler. Onlar artık iman etmezler. Ben burada hasiru enfusuhum, ellezine hasiru enfusuhum ibaresini kendisini kaybedenler biçiminde mot a mot, yani harfiyen çevirdim. Kendisini kaybetmek deyimi Türkçe'de de kullanılır. Kendisini kaybedenler iman etmezler. Problem budur. Problem iman etmeme probleminden önce kendinizi kaybedip etmeme problemidir. Onun için İman etmeniz için kendinizi önce bir bulmanız lazım. Mümin kendisini bulan kimsedir. Kendisiyle buluşan kimsedir. Kendisiyle buluşmadan kendisiyle tanışabilir mi insan? Kendisiyle tanışmayan kendisiyle barışabilir mi? Bakınız, problemler, psikolojik problemler nasıl birbiri ardınca geliyor? Aslında iman bu problemlerin hepsini çözmek için var. Kendinizle buluşacaksınız. Kendinizle bilişeceksiniz. Kendinizle tanışacaksınız. Ve Rabbinizle bilişecek ve tanışacaksınız. Bu bir süreç. İşte o zaman iman etmek aslında insanın özüne dönmesidir. Onun için hep söylerim ya, iman bir ilave değildir. Bir ayıklama ameliyesidir, operasyondur. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Oysa ki, gecenin ve gündüzün koynunda yatan her şey ona aittir. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ Ve yalnızca odur her şeyi duyan, her şeyi bilen. Kul de ki, e gayrallahi ettehidu veliyen fatırı semavati vel ard. Ben gökleri ve yeri yaratan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? Ben gökleri ve yeri yaratan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? Bu soruyu sor kendine. Veya senin Allah'tan başka dostlar edinmeyi teklif edenlere söyle. Allah'ın vereceğini bana verebilecek mi? Bunun cennet silindir bu sene. Var mı rızık bari sizin vaatlerin ağzında? Bana siz Allah'ın vermek istediğini, Allah'ın vaat ettiğini verebilecek misiniz diye sor. Allah'ı dost etmem halinde kazanacağım şeyleri sizi dost edinince de kazanacak mıyım diye sor. Sor onlara. Kendine de sor. Bu soru çok önemli. Bu soru istikamet çizecek hayatına.
Ve devam ediyoruz. Ve huve yut'imu ve la yut'am. Ki o herkesi doyurur fakat doyurulmaya muhtaç değildir. Bunun anlamı nedir dostlar? Tüm sahte ilahlar kendilerini ilahlaştıranlara muhtaçtırlar demektir bunun anlamı. İktidarlarını, güçlerini, itibarlarını aslında kendilerini ilahlaştıran adamlardan alırlar. Bu demektir işte. Yalnız Allah'tır ki şerefini kendisine iman edenlerden almaz. Aksine kendisine iman edenlere şerefi kendisidir. Oysa sahte tanrılar öyle midir? Bir takım putlara tapanlara bakınız. Putlarını sürekli beslemek zorundadırlar. Onları yıkarlar, temizlerler, onlar için masraf etmek zorundadırlar. Ya bu putların illa somut putlar olması gerekmiyor. Soyut putları olan putperestlere de, modern putperestlere de bakın. Putlarına sürekli masraf etmek zorundadırlar. Putlarının getirisinden fazla götürüsü vardır. Ya Allah öyle midir? Allah hiçbir şeyinize muhtaç değildir ki. Size ihtiyacı yoktur ki. Onun için Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmak insanın kapasitesini öldürür. İşte onun için. Onun için insanın manevi tüm getirisini yok eder. Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmak. İnsanın kendi kendisine en büyük hakaretidir. İnsanın gerçek bir iflasıdır. Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmak. İşte bunun için. قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ De ki, ben Allah'a teslim olanların öncüsü olmakla emrolundum ve sakın şirk koşanlardan olma. قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَسَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ De ki, Rabbime karşı gelirsem eğer, korkunç bir günün azabından elbette korkarım. مَنْ يُسْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ O gün kim azaptan esirgenirse, kesinlikle Allah ona rahmet etmiştir. O gün kim azaptan esirgenirse kesinlikle Allah ona rahmet etmiştir. Bu nedir sevgili Kur'an dostlar? Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şudur. Cennet eyleminizin karşılığı değildir. Sadece ve sadece Allah'ın rahmetinin bir ödülüdür. Eyleminizle cenneti hak ettiğinizi sanmayın. Cenneti hak etmiş olmazsınız. Sadece eyleminizle onu arzu ettiğinizi, onu tercih ettiğinizi, onu istediğinizi Allah'a insanca, kendi halinizce ifade etmiş olursunuz. Unutmayın. Bir ömür çalışıyorsunuz. Boğaz'ın mutena bir semtinden bir villa yeri alamıyorsunuz. Da genişliği yerler ve gökler kadar olan ve yeryüzünün hiçbir cennet asa köşesiyle karşılaştırılamayacak kadar muhteşem bir güzelliğe sahip olan bir ödülü nasıl şu çoğu yanlış, çoğu eksik ve çoğu yerde ihmal ile yaptığımız yarım yamalak kulluklarla hak etmiş olabilir. O bir ödüldür. Aynen ayette ifade edildiği gibi. Sevaben min indillah. Allah katından bir ödül. Vallahu indehu husnü sevab.
ödüllerin en güzeli Allah tarafından verilir. Onun için işte burada söylenmek istenen bu ezeli gerçektir. Cehennem Allah'ın adaletinin bir tecellisidir, cennet ise rahmetinin bir tecellisidir. Unutmayın. Cennet rahmetinin bir tecellisi. Daha doğrusu ödülüdür. İnsana kendisine karşı duruşunu bozmayan, kendisine karşı sürekli diri duran, kendisine karşı onu razı etme yolunda çaba sergileyen insana Allahça verilmiş bir ödül. Allahça ödül, Allah Allah gibi ödüllendirir. Elbette kul gibi değil. Onun için ona yakışan bir ödüldür. وَذَٰلِكَ فَوْزُ الْمُب۪ينَ Bu ise apaçık bir kurtuluş demektir. Aslında cennet bir amaç değilmiş. Bakınız, cennet bir daha üstün bir amacın belgesiymiş. Cennete kavuşan insan oradan yola çıkarak kurtulduğunu anlarmış. Kurtulmakmış amaç. Yani mutluluk. Onun için ayette geçen el-fevz ibaresi sonsuz mutluluk, kurtuluş, saadet, selamet, atıfet gibi birçok olumlu anlamı birden içerir. Sonsuz kurtuluş. İşte o belgenin bir devamıymış. Ve in yemseske Allahu bi durrin fela kashife lehu illa hu. Ve eğer Allah senin zarara uğramanı isterse zatından başka kimse ona engel olamaz. Allah senin zarara uğramanı isterse diyor. Yani zarar verirse değil. Allah zarar vermez. Korumasını çekti mi zaten zarar olarak o yeter. Senden desteğini çekerse ekstra bir zarar isteme. Çünkü varoluşunu, ayakta duruşunu, onurunu, anlamını, şerefini ona borçlusun. Çektiği zaman bütün bunları kaybetmiş olursun. Onun için eğer Allah sana zarar iliştirmeyi isterse ona engel olacak hiçbir şey yoktur. Burada aynı zamanda vahyin birinci muhatabı Peygamber Aleyhisselam'a da bir uyarı var. Yani Mekke'nin son yılını düşünün. Resulullah artık denizin bittiği noktada. Bittim ya Rabbi diyor. Ayette ifade edildiği gibi. Hemen tüm müminler ya Habeşistan'a gitmiş ya Medine'ye gitmişler. Etrafı boşalmış. Ve çember yavaş yavaş daralmakta, artık yok etmek için canına kastetme provalar yapılmakta. Böyle bir durumda Allah'ın Resulüne indirdiği ayet bu. Vakıayı güzel resmetmiyor mu? Çizmiyor mu? Resulullah'ın ruh haritasını vermiyor mu? İşte bu ayet. Resulullah'ın o anda içinde bulunduğu ruh haletine bir cevaptır. Allah seninle ise korkma diyor. Kim zarar verebilir sana? Ve devamında söylüyor zaten. Ve in yemseske bi hayrin fehuve ala kulli şeyin kadir. Yok eğer senin için bir hayır dilerse unutma ki her şeyi yapmaya muktedirdir. Allah. Ve huvel kahiru fevka ibadih. Zira yalnızca odur kulları üzerinde mutlak otorite sahibi olan. Ve huvel hakimul habir. Yine odur hikmetle edip eyleyen, her şeyden haberdar olan. Unutmayın dostlar. Tevhid inancının en keskin özetidir bu. Bu ayetler. Tevhid akidesi nasıl usare haline, nektar haline getirilip de söze dönüştürülüyor,
bu ayetlerde görebilirsiniz. Yani ey Allah'ım sen kimsin sorusuna cevap veriliyor bu ayetlerde. Mutlak otoriteyim diyor. Ama dikkatinizi çekmiyor bu. Mutlak otorite. İnsanı da yarattı fakat insanın özgürlüğünü yok saymıyor. Bu dikkat çekici değil mi? Yarattığı ve insana verdiği özgürlüğe hürmeti var Allah'ın. Onun için ona küfretme özgürlüğünü bile tanımış. Tabii ki sonucuna katlanması şartıyla. Bu çok önemli. Bu aynı zamanda bize de bir ders değil mi? Allah'ın ahlakını göstermiyor mu bu? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanması gereken müminlere, insan iradesine, insan özgürlüğüne Allah'ın hürmetinden bir pay almamız, bir ders almamızı da öğütlemiyor. Kul eyyü şeyin ekberu şehade. De ki en büyük şahit kimdir? Aslında kul ifadesi, emri ve onun türevleri olan gale dedi. Yekulu der, diyor. Kulu deyiniz gibi. Onun türevleri olan gale kökünden gelen sözcükler sadece demek manasına gelmez. Düşün. Imagine. Kafanda hayal et. Bir de böyle düşün. Bunu tasavvur et. Bu manalara da gelir. Onun için öncelikle bir zihin hali, bir bakış açısıdır bu deler. Bir de şöyle düşün. Eyyü şeyin ekberu şehade. En büyük şahit kimdir? Bu düşüncen karşısında cevabı sen ver. Kul, Allahu şehidun beyni ve beynekum. De ki benimle sizin aranızda Allah şahittir. Ve uhiye ileyye hazel Kur'anu li unzirakum bihi ve men belag. Ve bu Kur'an bana kendisiyle sizi ve onun ulaştığı kimseleri uyarayım diye vahyedildi. Dikkatinizi çekti mi bir şey sevgili Kur'an dostlar? Kur'an'da bu kadar açık yer alan tek cümle budur. Bu ayet şu anda yeryüzünde birçok insanın sorduğu bir soruya cevaptır. Kur'an'ın ulaşmadığı kimseleri Kur'an'dan sorumlu tutulacaklar mıdır? Bakın cevap geldi. Eğer bunun üzerinde durmasaydım hiç fark etmeyecektim. Geçip gidiyordu. Bakınız. Kur'an'ın kendisine ulaşmadığı kimselerden Kur'an konusunda hesap sorulacak. İşte cevap. Bir bakıma sorulmayacak diyorlar. Kur'an'dan onlar sorumlu tutulmayacaklar. Ve men belaga ve ulaştığı, kendisine ulaşan kimseleri uyarmam için. Bu çok önemli. Onlar da sorumlu tutulacaklar ama neden? Allah'ın yerleştirdiği özden, fıtrattan, akıldan, iradeden, verilenlerden sorumlu tutacaklar. Kendilerine ulaşandan. Eğer bu mesaj ulaşmamışsa bu sefer kim sorumlu olacak? Ulaştırması gerekip de ulaştırmayanlar. Herhalde onlardan sorumlu. Bu doğal bir biçimde anlaşılıyor diye düşünüyorum. Ama ayet açık. Bir daha okuyayım. Ve uhiye ileyye hazel Kur'anu li unzirakum bihi ve men belaga. O ve men belaga çok önemli. 19. ayet. En'am suresi. Ki bu Kur'an bana kendisiyle sizi ve onun ulaştığı kimseleri uyarayım diye vahyedildi. Sizi ve onun ulaştığı kimseleri. Onun ulaştığı kimseler. Onun için ey Kur'an'a iman edenler, Kur'an'ı vahyi taşıma sorumluluğunuzu aklınızdan çıkarmayın.
Ve bu sorumluluğu Kur'an'ın ulaşmadığı insanlara yıkmaya kalkmayın. Bu çok ucuz bir tavır olur. Kendi vazifenizi bir başkasına yıkarak kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz? Ulaşmadığı insanları suçlayacaksınız ama ulaştırmayan kendinizi suçlamayacaksınız. Hayır. اَاِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اِلَاهَةً اُخْرَى Siz de Allah'la birlikte başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik eder misiniz? Harika bir mantık örgüsü var. Yani en büyük şahit kimdir diye sordu. Ondan sonra kendi şahidini söyledi. Benim şahidim Allah'tır. Hadi bakalım bunun karşılığında siz de eğer dürüstseniz, kendinize karşı saygınız varsa, samimiyseniz, yani neye inanıyor olursa olunuz olun. Hadi siz de bir şahitlik yapın ve ben inandığım gücü şahit gösterdim, siz de inandığınız gücü şahit gösterin. Yapabilir misiniz bunu? Aslında kendi mantıklarıyla kendi tuzaklarına düşürüyor. Kendi kendilerine kurduğu tuzağa düşürüyor yani. Harika bir mantık silsilesi, örgüsü var. Diyor ki, اَاِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّ مَا اللّٰهِ اِلَاهَةً اُخْرَى Siz de Allah'la birlikte başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik eder misiniz? قُلْ لَا اَشْهَدُ Ve de ki, ben etmem. Ben şahitlik etmem. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Onlar bu hakikati kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Tabii burada bu hakikati diye çevirdim. Oradaki hu zamiri neye gider? Bu tefsirde bir problem teşkil ediyor. Eski müfessirlerin hemen tamamı o zamirini Hazreti Peygamber'e atfediyorlar. Yani mana onlar Resulullah'ı öz çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Hatta bazı uçuk tefsirler diyeyim, işari tefsirler daha doğrusu, şöyle uçuk bir yoruma da gitmişler. Onlar kendi evlatlarını tanımazlar ki peygamberi tanısınlar gibi. Ama bu bana biraz zorlama geliyor tabii. Oysa ki burada söylenen Resulullah değil. Çünkü ayetin hemen üstündeki ayet ve hemen altındaki ayetin bağlamı Resulullah'la ilgili değil, uluhiyetle ilgili. Yani Allah'ın uluhiyetiyle ilgili. Onun için öyle bir tefsir yanlış olur. Zamir hakikatlere gider. Aynı şey Bakara 146. ayette de yapılmış ki onun tefsirini daha önce yapmıştım. Orada da geçerli. Oradaki zamir de bağlamdan yola çıkılarak kıble ile ilgili hakikate gittiği halde yine bazı müfessirler, daha doğrusu müfessirlerin çoğu orada da Resulullah'a gittiğini söylemişler. Tabii ki doğru bir yaklaşım değil. Bunun da en büyük delili ayetin içinde yer aldığı bağlam. Neden bahsediliyor orada? Resulullah'tan bahsedilseydi doğru ama değil. Burada da uluhiyetten bahsediliyor. Devam ediyoruz. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Kendilerini kaybeden kimseler var ya, işte onlardır inanmaya yanaşmayanlar. Daha önce اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ konusu üzerinde durmuştum. Kendilerini kaybedenler inanmaya yanaşmazlar. Çünkü inanmak ben idrakine sahip olmak demek. Ben idrakiniz olmazsa kim inanacak? İnanacak adam yok ortalıkta. Siz yoksunuz. Yok hükmündesiniz. İnanmak var olmaktır. İnanmak varoluşu anlamlandırmaktır. İnanmak o kadar çok önemli ki, inanmakla insan kendi kendisine en büyük iyiliği yapmış olur. Yani inanmak, kendinizin meşruiyetini tanımaktır. Bilmem anlatabildim mi? Kendi varlığının meşruiyetini daha tanımayan kimsenin meşruiyetini başkası niye tanısın?
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِ Hem kendi uydurduğu yalanları Allah'a yakıştırandan ya da onun mesajlarını yalanlayandan daha zalim kim olabilir ki? Evet, yukarıdaki sözlerimle birlikte düşünürseniz Allah'a bir insan nasıl iftira eder? Ne yapınca Allah'a iftira olur? Aslında böyle davrananlar Allah'a iftira olsun diye davranmıyorlar. Dikkatinizi çekerim. Zaten onların da mazereti var. Gelin devam edelim. İnnehu la yuflihuz zalimin. Gerçekten de zalimler asla iflah olmazlar. Ve yevme nahşuruhum cemian. Ve o gün tümünü bir araya toplayacağız. Summe nequlu lillezine eşrekû eyne şurekâukumullezine kuntum tez'umûn. Dikkatinizi çekerim sevgili Kur'an dostları. Ardından ortak koşmakta ısrar edenlere soracağız. Hani sizin yardım edeceğini tasavvur ettiğiniz ortaklarınız? Diyeceğiz. Evet. Biraz önceki sözlerimin devamını getirmek için bu ayeti okumak zorunda kaldım. Buradaki atıf, ahirette kendisinden yardım beklenilen her şeye, bana yardım edecek diye inanıyor. Kim olursa olsun, falan evliya, tırnak içinde, falan aziz, falan efendi, falan alim, falan hoca bizi omzuna alır, götürür canım. Bu anlayışa bir cevap bu. Aynen bir cevap. Ben hiçbir şey ekleyip çıkarmıyorum. Bir de siz okuyabilirsiniz. Burada söylenen Allah'ın huzurunda Allah'tan bağımsız bir yardımcı tasavvuruna bir itirazdır bu. Onun için deniliyor ki her tür şefaatçi tasavvuru Allah'tan bağımsız, her tür torpil tasavvuru, her tür yardım tasavvuru işte bu ayetlerin muhatabı halindedir. Onun için de devam ediyoruz. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا اَنْ قَالُوا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِك۪ينَ Çok ilginç Allah'ın değerlendirmesi. Bunun ardından Rabbimiz Allah'a yemin olsun ki bizim amacımız ona ortak koşmak değildi demekten başka bir fitnelik düşünemeyecekler diyor. Aynen böyle. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ Onlar böyle bir mazeret ileri sürmekten başka fitnelik düşünemeyecekler. Bunu fitnelik olarak naklediyor Kur'an. Nedir mazeretleri? Biz böyle bir tasavvura saparken kastımız Allah'a ortak koşalım değildi ki. Bakın. Ne kadar benzerlik görüyorsunuz bazı yanlış tasavvurlarla değil mi? Bazı yanlış inançlarla, bazı hurafelerle. Elbette değildi. Elbette. Yani Allah'a ortak koşalım diye yapmıyor birçokları bunu. İdris peygamberin havarilerini ilahlaştıranlar da Allah'a ortak olsun diye ilahlaştırmadılar. Peygamberin havarileriydi. Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyenler ona ikinci bir tanrı olarak mı bakıyorlar zannediyorsunuz? Bilmiyorlar mı onun yiyen, içen, yaşayan ve ölen bir insan olduğunu? Öldüğünü kendiler söylüyorlar. Allah çarmıha gerilir. Haşa. Bunu bilmiyorlar mı? Son yemekten söz ediyorlar. Kanından söz ediyorlar. Derisinden, etinden söz ediyorlar. Şimdi yani insanın derisi olur, kanı olur, yer içer. Bunlar biliyorlar. Tanrı diye falan inandıkları yok Hristiyanların. Ama Allah'ın lügatında bu manaya geliyor. Problem bu. Allah nasıl bakıyor olaya?
Çünkü Allah'a ait bir sıfatı siz Allah dışında bir yere Allah'ın izni olmadan aktarıyorsunuz. Yetki aktarımı yapıyorsunuz, hakkınız olmaz. Allah'ın yetkisini haddinize bakmadan kalkıp bir başkasına veriyorsunuz. Siz kimsiniz ki Allah'ın yetkisini bir başkasına verme cüretinde bulunuyorsunuz? Bu ne biçim bir cürettir? Bu ne biçim bir cesarettir? İşte ona bir itiraz bu. Ünzur keyfe kezebu ala enfusihim. Bak kendi kendilerine karşı nasıl yalan söylemişler. Ve dalla anhum ma kanu yefterun. Ve sahte tasavvurları kendilerini nasıl aldatmış. Ve minhum men yestemi'u ileyk. Onlar arasında öyleleri var ki sana kulak verirmiş gibi yaparlar. Kulak verirmiş gibi yaparlar. Ben böyle çevirmeyi daha ruhuna uygun buldum. Ve cealna ala kulubihim ekinneten en yefkahuh. Fakat kalplerinin üzerine onları hakikati kavramaktan aciz bırakan örtüler yerleştirdik. Aslında tefsire hiç ihtiyacı yok. وَفِي اَذَانِهِمْ وَقْرًا Kulaklarına da kurşun akıttık. Vakran ağırlık demektir. Ben mecazi olarak Türkçedeki kurşunla çevirdim ki Türkçeye çok daha uygun. Bakara 7'de bu ayetin bir benzerini tefsir ettiğim için geçiyorum. وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا Ve hakikatin bütün belgelerini görseler dahi artık iman etmezler. İnkarın nasıl mantıksız bir saplantı olduğunu ifade için kullanılıyor bu cümle. Hatta izâ câûke yucâdilûneke yekûlüllezîne keferû in hâzâ illâ esâtirul evvelîn. Öyle ki tartışmak için sana geldiklerinde inkara saplanmış olanlar derler ki bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. Tabii ki. Nasıl bakıyorsanız öyle algılarsınız. Öyle algılarsınız. İmdat çığlığını, affedersiniz, bir koyun nasıl algılar? Bu bir algı problemi. Algı meselesi. Onun için nerenizle dinlediğinize bağlı. Kimisi yüreğiyle dinler, kimisi kulak kepçesiyle. Nerenizle dinlediğinize, hatta kimisi midesiyle dinler, bakınız. İnanınız bana. Problem farklı. Elmaya bakarken biri Allah'ı hatırlar, zikreder, bir başkası midesini hatırlar, ağzı sulu. Algı problemi bu, nereden baktığınız önemli. Biri Allah'ın kudret, kuvvet ve varlığının bir işareti, bir göstergesi olarak görür onu, öbürü ise bambaşka bir şey olarak görür. Onun için hatta baktığı noktaya göre çok daha kötü bir biçimde yorumlayabilir. Onun için neresinden baktığı çok önemli. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ Onlar hem diğerlerini ondan alıkorlar, hem de kendileri ondan uzak dururlar. Bu İnadi küfrün tabiatıdır. Sadece kendileri hakikatten uzak durmakla kalmazlar. Aynı zamanda başkalarını da hakikatten uzak tutarlar. Böyle çifte kötülüğü vardır inadi küfrün. Ve in yuhlikune illa enfusuhum ve ma yeshurun. Başka değil. Yalnızca kendi özbenliklerini helake sürüklerler de bunun dahi farkına varamazlar. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ Ateşin başında dikildiklerinde onları bir görseydin. Bir görseydin cehennemin başında sıra sıra dizildiklerini. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Onlar ateşin başında sıra sıra dizildiklerinde diyecekler ki, derler ki, ah keşke,
Keşke hayata bir geri dönsek de, döndürülsek de, Rabbimizin mesajlarını yalanlamasak, müminlerden olsak derler. Veya o zaman Rabbimizin mesajlarını yalanlamaz ve müminlerden olurdu derler. Derler ama. Bunun hiçbir anlamı kalmazdı. Fakat Allah onların öyle diyeceğini bildiği gibi eğer bu dedikleri olsaydı ne yapacaklarını da biliyor ve söylüyor. Bel bedâ lehum mâ kânû yukfûne min qabl. Ama hayır, daha önce gizlemiş oldukları şey onlara apaçık göründü de ondan. Yani içlerinde bir korku taşıyorlardı. Acaba gerçek mi? Acaba bir diriliş? Hiçbir kafir yoktur ki böyle bir kuşku duymamış olsun. Ya varsa kuşkusu her inkarcı da vardır. İşte o kuşku gerçek oldu diyor. İşte onu gördüler de onun için böyle diyorlar. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْ Eğer geri döndürülselerdi, kendileri için yasaklanan şeye yine dönerlerdi. Allah'tan iyi bilen mi var? Öyle diyor. Yani siz onların öyle konuştuğuna bakmayın azabı görünce. Eğer geri döndürmüş olsaydık yine aynı şeyi yaparlardı. Burada وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Nitekim onlar yalanı tabiatlaştıranlardır. Tabiat haline getirenlerdir. Değerli dostlar, bu inkarcının aklıyla ve bilgisiyle değil, hissiyle ve içgüdüsüyle hareket ettiğinin en çarpıcı ifadesi. Başka bir tefsir bulamıyorum ben bunu. Yani inkarcı, hiçbir inkarcı aklıyla hareket etmiyor. Hissiyle ve içgüdüsüyle hareket ediyor. Bu da onu gösteriyor. وَقَالُوا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ Zira bu dünyadakinden başka hayatımız yoktur. Öldükten sonra da dirilecek değiliz demişlerdi. وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ اَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ Yine sen Rablerinin katına çıkarılıp onun bu gerçek değil miymiş diye sorduğu zaman onları bir görmeliydin. Enstantaneler ahiret aleminden. قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا Unutmayın dostlar, bu alemden Allah'tan başka kimse bize haber veremez. Allah'ın, yalnızca Allah'ın haber vereceği alemden haberler veriyor bu ayet. Derler ki, kesinlikle Rabbimiz hakkı için öyle diye cevap verirler. Verecekler. Kale fezûkul azâbe bimâ kuntum tekfurûn. O da diyecek ki tadın azabı ısrarlı inkarınıza karşılık. Öldükten sonra pişman olmanın hiçbir yararı yok. İş o pişmanlığı yaşarken sergileyip bir tevbeye, yeniden doğuşa ve arınmaya dönüştürmek. Değerli dostlar, içgüdülerimizin akli ve insani yeteneklerimizi dumura uğratmasını istemiyorsak, yapacağımız tek şey var. Allah'a kulak vermek. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.